Ay vallahi beni çok mutlu ettiniz. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Sevgili ekibim çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün benimle beraber doğum günü olan herkesin doğum gününü kutluyorum. Nice mutlu yaşlarınız olsun inşallah. Hazırsanız başlıyoruz. Önce biliyorsunuz burçları yorumlayacağız. Sonra burcum ne diyor köşesi var. Yani bu köşede burcunuzla ilgili ne öğrenmek istiyorsanız soruyorsunuz. Sevgili yönetmenim Hüseyin'den rica edeyim şöyle bir Instagram adresimizi getirsin. Bak annemi görmeyenler varsa Hüseyin Aynı. annemi verir misin? Canım pamuk annem benim dün anneler günü diye bir fotoğraf paylaştım çok onunla. Güzel. Bu arada Yusuf Hoca diyor ya hani Ay makyajsız çok fenasın diye işte makyajsız halimde annemle beraber. <laughs> Efendim hepiniz hoş geldiniz tekrar hemen başlıyoruz. Koç burçlarıyla başlıyoruz. Valla Ogan ne diyor senin için? Diyor ki Nur ablam teleme peyniri gibi. <laughs> Makyajsız halini de görüyoruz. Böyle yaptım oğlum teleme peyniri nedir dedim ben. Yani dedi peynir gibi süt gibi. <gülüyor> Canım <gülüyor> Ogan çok tatlı. Senin. Ogan da bu arada sevgili Nuray'ın oğlu. Benim küçük oğlum, küçük oğlu. oğlum. Hazır mısın? Hazırım. Koçlar ekran başında ne olur güzel şeyler söyle. Pazarlık yok ama. No, Allah Bak, aşkına. Olumsuz şeyleri de olumlu hale getirebilmek bizlerin elinde nasıl bizlerin elinde davranışlarımıza, düşüncelerimize dikkat edeceğiz ki benim hayatta en önem verdiğim şey sözlerine dikkat et yarının olur, düşüncelerine dikkat et kaderin olur. Her şeyin düşünceyle oluşumuna neden olan biziz. Bir kere nefis sahibiyiz. Nefsi bıraktığımızda nefis oluyoruz. İşte benim amacım burada bizim nefsimizi zorlayan, efendim bizi asabileştiren, bizi zorlaştıran durumlara karşı eyvallah diyelim. Eyvallah diyelim ki her şeyi bizim hayrımıza dönüşebilsin. Şimdi bak bir kere bu hafta çok önemli bir dolunay akrep burcunda doğuyor. Yani ve 12 burcu da ...olumlu yönde, olumsuz yönde etkiliyor. Öncelikle lütfen hafta boyunca... ...zaten çok mübarek aylardayız... ...ve muazzam bir dönemdeyiz Ramazan... ...11 ayın sultanı. Bol dua edin efendim. Dileklerinize, isteklerinize odaklanın lütfen. Mümkün olduğunca pembe çarşaflarda yatın. Niye? Küs ve dargın olduğunuz insanlara... ...kalp çakranızı harekete geçirin. Akşamları evinizde pembe mumlar yakın, direklerinize odaklanın, bol bol olumlu düşünceler içerisinde olun. Benim aklıma olumsuz duygular gelmiyor mu Nur? Tabii ki geliyor. İstediğim kadar bir sürü kitap yazmış olayım. Neticede insanım, uzları olan bir canlıyım. Ben de karanlık duygulara girebiliyorum. Hemen ne yapıyorum? Estağfurullah el azim, iptal diyorum direkt iptal diyorum. Her ne olacaksa hayrıma olacak diyorum. O yüzden olumsuz duygularımız, olumsuz endişelerimiz varsa bunlardan bu hafta arınalım, uzaklaşalım. Bu dolunay öyle bir dolunay ki diyelim ki bir arkadaşınızla ilgili şüpheniz var. Hı. Bu insan iyi midir, kötü müdür? Ya da hayat arkadaşınız benden bir şeyler mi saklıyor? Bana dürüst mü değil mi? Ya da çalıştığınız işteki patronunuz hakkımı veriyor mu, vermiyor mu? Görmek isteyip istemediğiniz bütün gerçekleri tek tek göreceğiniz bir haftadasınız bu hafta. Özellikle e, zodyak ilk burcumuzla devreye girdiğimizde bu dolunaydan koçlar nasıl etkilenecek? Kimlerin neye dikkat etmesi gerekiyor? Öncelikle koçların aşk hayatında ciddi ve güzel adımlar atmaya başlama, e, bir başlama görelim. zamanı. Önce sevgili koçlar tablonuz bir gelsin bakalım. Hmm. Sağlıkta biraz tehlike. Ne Çanları var? Çalıyor Son ama... zamanlarda kilo alanlar iştahlarına dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle e, bu dönem. Bir koç burcu genelde koçlar ince uzundur yükselen koç burcuysa hemen ben baktığımda koç musunuz derim ince uzun bir beyefendi ince uzun bir hanımefendi kesin koç burcudur boyun bölgesi de uzunsa yükselen çünkü dış görünüşümüzü temsil ettiği için hı hı. ama benim güneşim koçta ben niye ince uzun değilim e sizin yükselen burcunuz yengeçse Fındık içi gibi olabilirsiniz ufak tefek olabilirsiniz Dolayısıyla yükselendir görsel durumu gösteren Dolayısıyla Koçlar bu hafta aşk hayatında ciddi ve güzel adımlar atma ya başlayacaklar. Süper Sağlıkta ise fazla kilolara karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Kendinize vakit ayırmayı ihmal etmeyin dedik. Koçlara özellikle bu hafta koç burçlarının nelere dikkat etmesi gerekiyor? Nasıl bir süreçten geçiyorlar? Gelecekten ne bekliyorlar? Şimdi ilişkiler ve aşkla birlikte hayli yoğun bir hafta yaşayacaklar. Evli olanlar. Hı. Efendim ee, uzun süreli beraberlikleri olanlar geçtiğimiz haftalar, haftalarda aralarında yaşadıkları uyumsuzlukları, problemleri ve polimikleri çift olarak karşılıklı masaya yatırıp sorunları çözecekler. Geçinemedikleri hususlar ve konular üzerinde problemlerin kimden kaynaklandığını ortaya çıkaracaklar. Hı hı. Diyelim ki hayat arkadaşı eş erkekse sorun çıkarıp sürekli sorun çıkardığını kabul etmiyorsa bu dolunayla birlikte problemlerin kendiliğinden kaynaklandığını farkına varacak. Ya da evin annesi hanımefendi sürekli sorun çıkarıp sorunların eşinden kaynaklandığını söylüyorsa yorumluyorsa kendiyle ilgili problemi varsa bunu görmezden gelemeyecek gerçeğiyle yüzleşecek. Sorun olan her şey çözümlenecek. Evli olan koç burçlarının aralarında. Hı hı. Bu da ilişkilerinin bu hafta güçlenmesine, kuvvetlenmesine, geleceğe daha sağlam, daha net adımlarla ilerlemesine yardımcı olacak bir durum. Yani bu dolunay onların doğrusunu yanlışını ortaya çıkarıyor hafta boyunca. Dolayısıyla Problem olan her şeyi çözümlemeye özen gösterecekler. Evli olanlar ilişkilerinde. Peki kalbi boş olanlar, yalnız olanlar, uzun bir süredir bir ilişkisi olmadığı için sürekli kendi içinde isyan duygusuyla hareket edenler, koç kadını ve koç erkekleri hayatları hareketlenecek. Hmm. Ansızın katılacakları ortamlarda. ...ansızın katılacakları çevrelerde Güzel. yeni kişilerle tanışabilirler, yeni ve sağlam ilişkilere adım atabilirler. Süper. Bu, durumda, bu durumda geleceği olan özgürlük içerisinde yaşanacak beraberliklerin başlamasına olumlu yönde etki ederken... ...onların kendine duyduğu güvenin de artmasına ciddi anlamda yardımcı olacak ve aynı zamanda iş ve parasal konularda yoğun bir iş ve kariyer haftası geçirecekler. Çalışmak, üretmek, kazanmak ve kazandırmak, çevresine faydalı olmak bir koç için çok ön planda ve önemli olurken kendini ihmal etmesine de neden olabilir. O yüzden... Haftanın üçüncü ve dördüncü gününde nereye kadar koşturuyorumu sorun kendinize. Tabii ki çalışın, tabii ki üretin ama Biraz da frene basın. Kendinize de ufak tefek zamanlar ayırın. Kendinizi önemli hissetmeye özen gösterin. Hı hı. Peki evli olmayıp birlikteliği olan koçlar ilişkilerinin geleceğini sorgularken özellikle de bir evlilik beklentisi içerisinde olup karşı taraf sürekli flört edelim baskısı yapıyorsa evliliğe hazır değilim diyorsa nasıl davranmalı? Bu bir koç kadını da olabilir, koç erkeği de olabilir. İlişkiyi yaşamaktan sıkıntım yok. Birliktelikle ilgili bir problemim yok. Ama henüz evliliğe hazır değilim tavrı, tarzı ve davranışıyla hareket ediyorsa o zaman bu hafta ona baskı kurmayın. İlişkiden sıkılmasına neden olmayın. Zamana bırakın. Evlilik olacaktır önümüzdeki günlerde bir de düşüncelerinizi lütfen Karşınızdaki kişinin sizi çok sevdiğini görmeye ve hissetmeye odaklayın. Zaten biliyorum o beni terk edecek, zaten biliyorum bu iş evlilikle sonuçlanmayacak gibi düşüncelerinizi arttırırsanız düşüncelerinizi niyet haline getirebilirsiniz. Çünkü bu dolunay bütün dileklerinizi tek tek gerçekleştirecek. Ne kadar süreyle sürecek bu dolunay? 15 gün sürecek bunun etkisi. O zaman hepimiz için bu 15 gün çok, çok önemli. Çok önemli. Ağzımızdan çıkan sözler çok önemli. Dilekler çok önemli. Biliyorum bu ilişki evlilikle sonuçlanmayacak dedikçe evlilikle sonuçlanabilecek bir ilişkinin ayrılığa gitmesine neden olabilirsiniz. Hmm. Ağzınızdan çıkan her söz dua hükmüne geçebilir bu hafta. Eyvah. O yüzden çok dikkat edin. Çok çok dikkat, dikkat, dikkat edin. Çok, çok dikkat Peki edin. iş ve sağlık konusunda koçlara ekleyeceğin ne? Çok yoğun çalışacaklar çevrelerine ve etraflarına faydalı olmak isteyecekler ama kendilerine zaman ayırmakta ihmalci olacaklar. O yüzden gökyüzü diyor ki çalışın, çalışmaktan korkmayın. Korkma. Ama kendine de zaman ayır. Sağlıkta kilolarınıza dikkat edin, Hı. iştahınızı kontrol altına alın. Spotumuz ne? Ne? Kendinize zaman ayırın. Hı. Koçlar, kendinize zaman ayırırsanız ...zaman da size, önünüze bütün güzellikleri çıkartacak Net bir şekilde getirecek. Peki sevgili koçlar, bu haftaya bizi izlemeden başlamadınız. E, çok şey kazanacaksınız. Çünkü gerçekten haftayı Nuray Sayarı'dan dinleyerek başlayan... ...şöyle kazançlı çıkıyor. En azından eksik olan yerlerde neyi tamamlamanız gerektiğini... ...neye dikkat etmeniz gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Ama bugün öğrendiğimiz bir şey var ki... 12 Burç'ta ağzından çıktığı ve düşündüğü her şeyin gerçekleşeceğini bilmesi gerekiyor. Yani kızlar ve erkekler hep güzel şeyler düşünüyoruz. Lütfen. Diyoruz ki para beni buluyor. Sağlığım çok iyi. Aşk kapıda. Şükretmek için çok nedenim var. Diyelim ki şu anda terk edildiniz. Evliliğiniz bitti. Dünyanın sonu mu? Değil. değil. Hiç değil. Ya da işinizden çıkarıldınız. Gözyaşı döküyorsunuz, saksızlığa uğradınız. Dünyanın sonu mu değil? Nefes alıyorsak umut vardır. Terk edildiniz, belki daha iyisi gelecek. Kadın ya da adam o yüzden gitti. İşten çıkarıldınız. Daha başarılı bir iş gelecek belki o yüzden çıkarıldınız. Nereden biliyorsunuz da hüzün ve üzüntü yapıyorsunuz? Bu konuda çok güzel bir söz biliyorum. Çok e, ileri yaşta bir teyzem vardı Allah rahmet eylesin. Nur içinde e, Bir gün beni işten kovmuşlardı. <laughs> ve ben de ağlıyordum tabii işten kovuldum diye. Bana geldi dedi ki hiç unutmuyorum. Bak kızım dedi açılırsa yağ küpü yok kapanırsa yağ küpü açılır bal, bal küpü. <laughs> Mutlaka iyinin daha iyisi sana geliyor. Hayatta yaşadığın sürece bir de nefes alıyorsan hiçbir şeyi dert etme. Boğalar, Kesinlikle. Biz boğalar. Benim gibi doğum günü olan sevgili boğalar, bu boğa ay içerisinde doğacak olan tüm boğaların doğum gününü kutluyorum ve tablosu getiriyorum ekrana. Olsun. Tat tat tat. E aşk güzel. Evet, sağlık iyi. Parada Şimdi, ee, bir tık bir eksiğimiz var. Beş yıldız var boğada ama boğa öyle bir döneme girdi ki Hı. Kendiyle bütünleşip, hazır güneşin de boğa burcunda olduğu bu dönemde... ...ben bir boğa burcu olarak kendime ne kadar değer verdim... ...kendimi ne kadar önemsedim, kendim için ne yatırım yaptım. İlle yatırım para değil, ille yatırım gayrimenkul değil. En büyük yatırım ruha yatırımdır. Müthiştir. Dolayısıyla boğalar hafta sonu itibariyle şükretmek için çok nedeni olduğunun farkına vardığı gibi tüm gezegenlerin kombinasyonuyla özellikle kendine yatırım yapmayı istedikleri, ruhuna yatırım yapmak istedikleri bir haftadalar. İş yerindeki gerginlikler sizi fazlasıyla etkiliyor bu hafta. Kendinizi geliştirme çabalarınızla e, inanılmaz mucizeler yaşayabilirsiniz bu hafta. Hayatta her şeyin Kolay olmasını istersiniz siz boğalar ama zoru da seversiniz. Çünkü sonuç odaklısınız. Düşüncelerinizde, duygularınızda, önünüzde bir set olmasın istersiniz. Tamam, Doğru yokuşta abi. tırmanacaksam ulaşmam gerekene yıpransam da ulaşayım isteğiyle yaşar ve yaşamda o şekilde yol alırsınız. Bu hafta içinize döndüğünüz, Süper. bak karşıt burcunuzda doğan dolunay siz boğa kadınlarını ve siz boğa erkeklerini kendi içine dönüp, içindeki kendiyle yüzleşip "Ben kendime ne kadar değer verdim. Ben şu ana kadar çevremdeki insanları mutlu ederek mi mutlu oldum? Hı hı. Ya da başkalarını enerjisini yükselterek mi kendi enerjimi yükselttim. Haftanın ilk beş gününde bunu sorgulayacaksınız ki hafta sonu itibariyle boğa burçları bu enerji dalgasına girdiler. Özellikle kendi içinizde kendinizi sorgularken kendinizdeki eksiklikleri görüp keşfedip kendi adınıza haftanın beş gününde de geliştireceksiniz. Çok bu gelişim hayatınızda daha kolay olmasını daha kolay mutluluğa ulaşmanızın da yardımcısı olacak. Artık kimse için feda etmeyeceksiniz kendinizi. Çünkü hayat size bu dönem feda ile kar elde edemediğinizi öğretti. Aynen i̇şte, de öyle. Efendim, sevdiğim kadın aynen. E, çikolatalı pasta seviyor. Aman gideyim alayım. Ya da eşim güllaç seviyor. Aman yapayım. Onu nasıl mutlu edersem öyle mutlu olayım. Dalgasından çıkıyorsunuz. Aman artık. ya, kafana kuş konduruyorlar. Kesinlikle ve kesinlikle beni ne mutlu ediyorsa ben öyle aynen. yaşayacağım. Aynen. Karşımdaki beni böyle kabul ediyorsa ben öyle mutlu olmaya razıyım niyeti ile hareket edeceksiniz. İş ve çalışma hayatınızda, iş hayatınızda çevrenizdeki gergin insanların her türlü halinden, tavrından, hareketinden çok çabuk etkileneceksiniz. Burada da gökyüzü sizi uyarıyor. Çalışma enerjinizin düşmemesi için başkalarının başına gelen problem ve sorunların etkisi altında kalmayın. Herkes kendi kaderini yaşar. Ya tabii ki elinizden gelen yardımı sunun. İş arkadaşınız sizden yardım isteyebilir. Eksik bir bilgisini sizin bilginizle öğrenmek isteyebilir. Ona istediğiniz konuda yardımcı olun. Ama bizlerde bir atasözü var. Acıma acınacak hale düşersin diye. Yani tabii ki vicdanlı olun. Tabii ki yardımcı olun. Ama başkalarının acısını kendi acınız gibi bu hafta yaşamamaya önemle özen gösterin. Buna çok dikkat edin. Elinizden geleni yapın çünkü insanlar yaşadığı acılarla, üzüntülerle bir testten geçiyor, Doğru. bir sınavdan geçiyor, bir imtihandan geçiyor. Onu o zorluğu veren Ay. yaradan, o zorluğu da o kendinde eksik bulduğu yönlerini geliştirerek mutlaka tamir edecek ve düzeltecek. Sıhhat ve sağlık konusunda özellikle bu hafta mümkün olduğunca uykunuza, dinlenmenize önemli özen gösterin. Size keyif veren ortamlarda olun. Spotumuz ise başkalarının acısını kendi acınız gibi yaşamayın. Spotu yazarken sizden de rica ediyorum hemen ikizlerin tablosuna bir göz atın. Bakalım sevgili ikizler bu hafta ne yapıyorlar, onları nasıl bir hafta bekliyor, İkizler neye dikkat edecek? İşte tablonu. Şimdi bak, beş yıldızımız para konusunda var. Bir eksiğiniz var. Özellikle duygusal e, dünyalarındaki sallantılar bu hafta devam edebilir. Beş yıldız olmasına rağmen. Şimdi diyelim ki geçmişe ait kıskançlık meseleleri yaşadıysanız eşinizle ya da e, erkek arkadaşınızla kız arkadaşınızla geçmişe ait mevzu ve konuları bu hafta gündeme taşımamaya önemli özen gösterin. Özel yaşamınızda olumsuzluklar. Tabii ki sizi güçlendirdi, güçlendirecek de. Duygusal anlamda daha sakin olmaya özen göstermeniz gereken bir haftadasınız. Hedeflerinizi ve yapmak istediklerinizi uzun bir süredir planlıyorsunuz. İş hayatınızda projeleriniz, kontaklarınız ve görüşmeleriniz adına çok yoğun bir tempo geçireceksiniz. Hı hı. Amaç ve hedeflerinizi bu yoğun tempo içerisinde ...istediğiniz yönde geliştireceksiniz aynı zamanda e, duygusal yaşamınız adına e, iş yerinizde gelişmeye açık bir dönemdesiniz Örneğin bir yöneticiniz emir kipiyle konuşuyorsa ona bu hafta aldırış etmeyin fazla duygusal yoğunluk içerisinde olacağınız için mümkün olduğunca birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınızın tarzı ve tavrı durumunda. Ee, acaba bana bir şey mi ima etmeye çalışıyor acaba bana bir laf mı konduruyor ya da beni cezalandırıyor mu gibi kendi kafanız içerisinde kuruntulu düşünceler içerisinde olmamaya lütfen özen gösterin. Yani beş yıldız var aşk hayatınızda şahane ama alınganlık gösterirseniz o beş yıldızı bir yıldız yapabilirsiniz. Hmm. Hiçbir konuda bu hafta alınganlık göstermemeye özen gösterin. İş hayatınızda maddi konularda yoğun bir çalışma temposu içerisinde olacaksınız. Dolunay süreci mesleki konular, işsiz olanlara iş teklifleri, Aa, çok güzel. iş atılımlarında yeni fırsatlar çıkarırken aynı zamanda planlı, programlı çalışmaları gerektiği konusunda da uyarı yapıyor. Süper. Verdiğiniz hiçbir sözü ihmal etmeyin. Unutkan tavır ve davranışlar sergilemeyin. Özetle sözünüzde durun diyoruz. Sözünüzde durun. Bu mümkün açar. Evet. Sağlığınız bu hafta çok iyi ama gıda zehirlenmelerine karşı dikkatli olun. Dolunaydan dolayı bir de hormonlar üreme organları ile alakalı bazı hassasiyetler olabilir. Lütfen bunlara karşı da dikkatli olmanızda fayda var diyorum. İşsiz olanlar bu dolunayla birlikte ya da işinden memnun olmayanlar bu dolunayla birlikte amaçlarına, hedeflerine daha kolay ulaşacaklar. Çaba gösterdikleri, mücadele sarf ettikleri her işin ve her isteğin sonucuna arzu ettikleri yönde ulaşabilecekler, geliştirebilecekler istek ve dileklerini. Müthiş. Hedef belirleme konusunda da çok başarılı olacakları bir haftadalar. Kalbi boş olanlar Yalnız olanlar, özellikle bu hafta Venüs Uranüs kavuşumundan dolayı ilişkiler konusunda e, biraz daha e, kendi düşüncelerine, hayata bakışlarına aykırı kişilerle karşılaşıp tanışabilirler. Tanıyın, görüşün ama direkt hayatımın kadını, direkt hayatımın erkeği diye seçimler yapmayın. Şimdi Uranüs değişimleri temsil eder. Venüs zaten sevginin ve aşkın gezegenidir. Bağlanmayın yeni tanıştığınız kişilere. Tanıyın, çözümlemeye fırsat verin. Yani hızlı karar vermeyin Anladım. ama tanımaktan, yakınlaşmaktan, flört etmekten çekinmeyin. Ama direkt hayatınızın merkezine koymayın. Hayatımın kadını tanıdım ya da hayatımın eşini seçtim gibi duygular içerisinde olmayın. Ben bile bunu bu kadar profesyonel bir astrologken hayatımın arkadaşı, hayatımın çocuğu, hayatımın şusu dediğim anlar olabiliyor ve yanılabiliyorum. Haritaya bakmadan o yüzden hiçbir şeyi hayatınızın merkeziymiş gibi ilişkilerde hayatınıza yerleştirmeyin. Tamam. Tanımaya şans verin. Gıda zehirlenmelerine, hormonlara dikkat edelim bu hafta daha sağlıklı olabilmek için. İlişkilerde ise ee, evli olanlar sarıp sarmalasınlar birlikteliklerini. Sarılın, dokunun, temas edin. Yani eşiniz size seni seviyorum demiyorsa siz söyleyin. Eşiniz size tavır gösteriyorsa onun tavrını bu hafta hiç önemsemeyin. Kendinizin üzerine almayın. Bu hafta iş yerinizde gelişmeleri açık bir gündem yaşayacaksınız. Mevcut bir işiniz varsa, bir düzeniniz varsa, mi? olumlu yönde, ha, olumlu e, yeni gelişmeler gündeminizde yer alacak. Ha, Ve bu da sizin çalışma motivasyonunuzu, kazanma isteğinizi hat safhada Aferin. yükseltecek efendim. Evet, spotumuz ne? Spotumuz bu hafta ilişkilerinize sınır koymayın kendi kafanıza göre sınırlar belirlemeyin. Peki sevgili yengeçler ne yapıyorlar? Evet. Ah yengeç duygusal yengeç duygusal dünyanızdaki sallantılar acaba devam edecek mi? Özel yaşantınızda neler oluyor? Şimdi bak. Aşk, para ve sağlıkta yengeçleri bu hafta neler bekliyor sevgili Nuray'cığım? Olumsuzlukların onları güçlendirdiğinin farkına varacakları bir haftadalar bu hafta. Hı hı. Nasıl yani? Geçtiğimiz günlerde yaşamış oldukları tartışmaların boş yere olmadığının farkına varacaksınız bu dolunayla birlikte. İş konularında beklenmedik gelişmeler yaşarken ani kararlar alabilir. Duygusal dünyanızdaki sallantılar devam ediyor. Daha çok böyle sosyal ...arkadaşlık, ilişkileriniz adına, aşk hayatınız adına Şu değil... duygusal dünyadaki sarsıntılar devam ediyor dedin ya... ...yani ayrılıklar mı var onlar için? Şimdi arkadaşlıklar adına, örneğin yengeçlerin... ...sosyal hayatındaki arkadaşlıkları... Heh. ...bakış açılarına göre... ...bir gün öncesi çok samimi olduğu bir kız arkadaşı... ...ya da bir beyefendi arkadaşı, erkek arkadaşı... ...bir anda soğuk davranabilir... E, ...mesafe koyan hiç kimseye bu mesafeyi neden koyduğunu sormasın bir yengeç. Ne aşk hayatında sorsun, ne sosyal hayatında sorsun. Ne de iş hayatında. Ne de iş hayatında sorsun. Bu hafta herkesi takındığı tavırla kabul edin. Kimsenin peşinden koşmayın. Üzerinde durma diyorsun. Yani. Hiçbir olayın, hiçbir konunun, hiçbir sözün üzerinde durmayın. Hayatınızdaki olumsuzluklar sizi hep güçlendirdi, hep de güçlendirdiğinin farkına varacağınız önemli bir haftadasınız. Bu hafta duygusal anlamda daha sakin olmanız gerekiyor. Yani ne yapmaları gerekiyor biliyor musun? Yengeçler bu hafta tedbirli, duyarlı, sakin oldukları takdirde onlara eşleri tarafından, efendim arkadaşları tarafından, iş arkadaşları, sosyal arkadaşları tarafından bir tavır hissediyorlarsa... O tavrı saygıyla karşılasınlar. Hmm. Tavrın ne? Neden suratına sık? Niye böyle davranıyorsun gibi? Araştırmalar yapmayın ki kendi iç dünyanızda sarsıntıların oluşmasına neden olmayın. Bak para beş yıldız, aşk beş yıldız ama o beş yıldızı bir yapmaktaydınız da elinizde, tavrınızla, tarzınızla... Evet. ...on yapmak da elinizde. Yani tavır alan hiç kimseyi sorgulamasınlar bu hafta. Peki onun dışında mesela gönlü boş olan yengeçler varsa... ...yeni bir aşk var mı? Ee, yengeçler evliliklerinde ne durumdalar? Şimdi e, evli olan yengeçler... ...aile içi, ebeveyn ilişkilerinden kaynaklı. Kayınvalide, kayınpeder... ...anne baba... Hı hı. ...problemleri gündeme gelebilir... Bunlardan kaynaklı huzursuzluklar yaşayabilirler. Yani ben e, örneğin bir kadın yengeç kocasına benim, ben senin annene davrandığım gibi sen benim anneme ilgi ve şefkatle davranmıyorsun demesin. Ya da bir yengeç erkeği ben senin ailene gösterdiğim e, önemli, sen önemi sen benim aileme göstermiyorsun gibi kıyaslamalar yapmasın. Kendi adlarına değil aile büyükleri adlarına. Problem ve sorunlar yaşayabilirler bu hafta Hı -hı. ebeveyn ilişkilerinden kaynaklı. Hı -hı. Eğer bunları konu ve mevzu etmezseniz evli olanların duygusal dünyasındaki sarsıntıların bitmesine daha da güçlenmesine neden olacaklar. Kalbi boş olan ve yalnız olanlar ise bu hafta yeni aşklara, yeni ilişkilere adım atmak için heyecanlı olacaklar ve hani bazı olur ya hayatımın prensesini buldum ya da hayatımın prensini buldum diyebileceğiniz ilişkilere kalbiniz boşsa adım atabilirsiniz. Böyle bir hafta. Haftanın üçüncü ve dördüncü günüyle birlikte. Peki parasal konularda nasıllar? Maddi konularda uzun bir süredir emek harcadıkları, çaba sarf ettikleri her işin Temelini sağlamlaştırırken gelir konusunda da hedefledikleri kazanç ve imkanlara arzu ettikleri yönde sahip Müthiş. olacaklar. Ee, i̇ş hayatında? Yükseliş, ilerleme ve başarı haftasında olacaklar. Ama işteki çalışma performansları iş arkadaşlarının tavırlı olmasından etkilenirseler düşer. Sağlık? Sağlık ve sıhhat konusunda... ...birazcık kazaları açıklar... Hı hı. ...aman diyorum ev kazalarına... ...trafik kazalarına karşı tedbirli... ...ve dikkatli olmanızda fayda var... ...spotumuz ne? ...spotum alınganlık yapmayın... ...hiçbir Özellikle konuda... ...özellikle yani aşk hayatında değil... ...her konuda iş her hayatında konuda, sosyal alınganlık yaşamda... ...alınganlık asla yapmayın... E, ...alıngan mıdır yengeçler biraz... ...yengeç genelde... E, ...iç hesaplaşmaları yapar... ...şimdi Dolunay'la birlikte... Bu iç hesaplaşmaları, kendi kendine konuşmaları daha çok artacağı için alınganlıkları da artacak. E, Huriye Özkaranfil, Yengeç Burcu ve aynen şöyle yazmış. Bu kadar olur Yengeç burcuyum Nuray Hanım tam benim durumumu anlattı. Eee Nuray Sayar'ı. Astroloji o yorumlarsa çok başka yorumlar. Teşekkür ederim. Spotu da verdik Yengeç'lere alıngan olma diye. Evet. Aslanlar ne yapıyorlar? Aslanlar. Unalımda mısınız aslanlar? Neden söylüyorum bunu? Gelsin ekrana. Şimdi bak burası çok güzel. Beş, 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 beş. Diğer tabloyu getirir misin Hüseyin? Demişsin ki aşk hayatınızdaki bunalımlardan çıkmak zor olacak demiş. Evet. Hayırdır? Şimdi beş donun... yıldız vermişsin bak, ama. Tamam ama onu bir yapmak da onların elinde. Aslında bu hafta çok şanslı bir haftadalar. Hı hı. Çünkü haklarının yendiğini düşünen ilişkilerde, evlilikte duygusal yaşamda, sosyal hayatınızda haklarınızın yendiğini düşünen bir aslan burcuysanız hiç kimse kimsenin hakkını yemediğiyle yüzleşecek bu hafta. Bir süreçten geçtim. Yani şu anda bile benim hakkımı yediler, bana haksızlık ettiler, bana iftira ettiler, benim üzülmeme neden oldular diye gözyaşı döken ve bizi izleyen bir aslan burcu varsa hemen derin bir nefes alın ve sirkelenin. Bunalımdan çıkmak bu şekilde düşünürseniz zor olacak ama yaşamam gerekeni yaşadım. Hakkım yendiyse yendi. Yenmesi gerektiği için yendi. Kaybettiysem kaybettim. Kaybetmem gerektiği için kaybettim. İnanıyorum ki kayıplarım kazanca dönecek. İnanıyorum ki haksızlık edenler kendilerine etti. Bana kimse hiçbir şey etmedi. Sezgileriniz sizi yanıltabilir. Çok güvenmeyin kuruntu yaptığınız takdirde. Mantığınızla kararlar verirseniz kazanan siz olacaksınız. Yani bu hafta çok yoğun duygusal düşünceler içerisinde olmayın. Aşk hayatınızda bunalımlı duygulardan arının. Sizi üzen, enerji olarak aşağıya çeken bir partnerle birlikteyseniz, evli bir Aslan burcuysanız, dolunayla birlikte ali, ailevi konuların öne çıkması mümkün. Bu süreç ev, aile yaşamınızla bağlantılı konulara odaklanmanız ön planda olurken gökyüzü sizden rica ediyor. Lütfen şikayetçi tavırlar sergilemeyin. Asabi bir aslan erkeği, asabi bir aslan kadını görüntüsü vermeyin. Yani olan oldu bitti. Geçmiş geçmişte kaldı. Sen bana geçmişte bunu yapmıştın demekle hiçbir şey kazanmayacaksın. Geçmişi irdelemesinler yani. Hiçbir konuda ne evlilik hayatınızda ne duygusal yaşamınızda ne de iş hayatınızda asla geçmişi kurcalamayın. Ama bu dolunayla birlikte normal sosyal iş arkadaşlıklarınızda gündelik komşuluk ilişkilerinizde daha önce kırıldığınız gücendiğiniz insanlar varsa bunlar size ihtiyaç duyabilir geri gelebilir. Eğer bir arkadaşınız sizi kırdıysa, haksızlık ettiyse, hayatınızdan çıktıysa bu dolunayda size geri döndüğünde kin, öfke, nefret duymayın. Affedin, bağışlayın ama tekrar hayatınıza sokmayın. Geri geliyor çünkü geri yani. gelecek. Çünkü bu dönem geri gelenler sosyal hayatınızdan çıkardığınız geri gelenler bakın aşk ve evlilik değil. Sosyal, gündelik, komşuluk ilişkileri, arkadaşlık ilişkilerinde geri gelenler menfaatleri için gelecek. Hayırına değil yani. Affedin. ...bağışlayın, yolun açık olsun deyin, tekrar hayatınıza sokmayın. E Bekir, aslanlar için güzellik var mı? Ondan bahsedelim. Bekarlar için yeni Şimdi, bir aşk, yeni bir ilişki. Bak, onlar bu hafta aşktan ziyade Venüs-Uranüs kavuşumu... ...kişisel gelişim, hayat tarzı e, konusunda onları etkileyecek. Çok fazla aşk odaklı olmayacaklar bu hafta yalnız olanlar. Hı hı. Kendimi hangi konuda geliştirmeliyim? Kendimi hangi konuda dengelemeliyim? Kendimi hangi konuda ön planda tutmalıyım? Ben bende olan eksikleri tamamladıktan sonra aşk benim için çok kolay. İstediğimi diyecekler. hayatıma çekebilirim. Dilediğimi yaşayabilirim enerjisiyle hareket edecekler. O yüzden çok aşk odaklı olmayacaklar yalnız olanlar. Evliler? Evli olanlar ailevi konularla alakalı geçmişi irdelemedikten sonra hiçbir probleme maruz kalmayacaklar. İş hayatları nasıl? İş ve kariyerde ise inanılmaz mantıklı kararlar verdikleri süre Takdirde. boyunca hı hı. para konusunda da kazanacaklar. Kariyer konusunda da ilerleyecekler. Müthiş. Daha çok bu hafta e her şeyi gözden geçirip, yükselmeye, ilerlemeye odaklı olacakları bir haftadalar. Hayır, ha? Ve işsiz bir aslan burcuysanız Dolunay'la birlikte artan iletişimleriniz sayesinde yeni fırsat ve imkanlar elde edebilir muazzam derecede yeni iş imkanlarını hayatınıza çekebilirsiniz. Bu hususta bu konuda da içinizi gönlünüzü çok rahat tutun. Son bir soru soracağım aslanlar için. Demiş ki sezgileriniz demişsin ki sezgileriniz yanıltabilir. sizi yanıltabilir Çünkü bu hafta. Çünkü kuruntulu olacaklar bu hafta. Hangi konuda özel her konuda? Her konuda kuruntulu olacaklar. Yani Mantıkla bu hafta karar aslandır. versinler. Aslanlar kesinlikle iç sesini dinlemesinler. Hayır, düşüncelerini dinlesinler. İçten gelen sesi dinlemesinler. Mantıkla karar Mantıklı vermeye özen gösteren göstersinler. Spotumuz ne? Spotu sezginizi değil aklınızı dinleyin. Her konuda. Aklınızı dinleyip sezgilerinize çok güvenmeyin. Güvenmeyin, yanılabilirsiniz. Sev, sevgili Başaklar ne yapıyorlar? Bugünden itibaren başakları biraz sıkıntılı. Sıkıntıları bir artacak. Yok, neden? Hayır olsun. Aa, aşka bakar mısın? Şimdi e, özellikle Aşk ve ilişkilerde bakış açıları değişiyor. Hı. Örneğin bağımlılık nedeniyle sürekli kendini haksızlık eden bir hayat arkadaşıyla evli ise, işte çocuklarımın düzeni, maddi imkanlarım, efendim o ne der, bu ne der, hakkımda ne konuşulur, başkaları benim için olumsuz konuşur diye çile çektiği bir evliliği yaşıyorsa bir, bir erkeği, Derin bir nefes alacak, dolunayla birlikte sirkelenecek. Başkasının benim için ne söylediği şu saatten sonra beni ilgilendirmiyor. Ben hayatımı yeniden kurabilirim. Yeniden toparlayabilirim duygusuna girecekler. Bugünden itibaren sıkıntılarınız artıyor. Göremediğiniz ya da görüp görmezden geldiğiniz bütün yanlış düşünceleri, kirli duyguları göreceksiniz. Ne gibi? Yani yani örneğin aldatıldığıyla yüzleşebilir. Oo. Kandırıldığıyla yüzleşebilir. Aman canım öyle değildir. Yanlış görmüşümdür diye belki kendini ikna etmeye çalışıyordu bir başak. Böyle değildir, şöyle değildir diye ikna ediyordu. Başaklar için gerçekler ortaya çıkıyor yani. Her konuda gerçekler gün yüzüne çıkıyor. Korktuğu için bir ilişkiyi sürdürmek zorunda değilimin güvenini de kazanıyor. Şimdi Başakları 1-0 bu haftaya şey başlattın, mağlup Niye? başlattın. Göremediğini görecek, görmezden geldiğini görmek zorunda kalacak. Hayattaki en güzel şey, düşünsene 30 yaşındasın evlisin ya da 47 yaşındasın, 48 yaşındasın evlisin. Ya 60'ında terk edilsen, elin ayağın tutarken görebildiğini görürken aklın tutarken çalışırken her ne kadar erken gerçeği görmek o kadar doğrudur. O yüzden hiç kimse yalnız değil Allah var. Aslında hayatının her alanında kendin güçlü olmalısın yani. Kesinlikle hiç kimseye, kimseye güvenmek zorunda değilsin. Bir kötü ama birine de güvenmeden yaşanılmaz ki Nurcum, yani şu tabii dünyada ki da. güveneceğiz ama biz kimsenin bekçisi de değiliz ki. Bir tek sahip Allah. Doğru mutlaka. Anladın mı? Yani e... Bugün olabilir, yarın bitebilir. Evet, yani Başak lazım. Başaklar gerçeklerle yüzleşecek. Ve ben artık sadece kendime güvenmek zorundayım. Belki de yepyeni bir döneme girecekler. Yani bak her yıkım yeni bir inşadır. Bugün bitti, gitti diye gözyaşı döktüğüne yarın Allah ondan razı olsun iyi ki gitti demeyeceğine malum. Tabii. Bugün acı çektirene Ah düzelsin diye dualar ettin düzelmedi yarın iyi ki düzelmemiş diye dua şükredeceğin ne malum. Mutlaka. O yüzden sevgili başaklar bütün kirli duyguları tüm yanlışları göreceksiniz. Ee, sıkıntı yaşayacaksınız ama zümrütü anka kuşu gibi. Küllerden Küllerinizden de de doğacaksınız. Hadi inşallah ya. Hadi yolun aç olsun diyeceksiniz. Kendini vazgeçilmez görenler artık ee, elini mi öper, avcunu mu yalar? <laughs> ne yaparsa yapar o da onun sorunu, benim senin sorunun değil. Aşk hayatınızda yeni bir döneme giriyorsunuz. Çok güzel. Kimseye eyvallahınız olmayacak. Oh, mis. Çelişkiler sizi düşün, yani düşünmelere devam ettirebilir ama bu hafta o çelişkilerin de son döngüsü. Ne kadar sürecek? Yaklaşık bir 10 gün sürecek. Özellikle iş ve çalışma yaşamlarında. Son derece fiziksel güçlenecekleri, tuttuklarını koparacakları, adım adım başarıya koşacakları bir hafta. Müthiş. Şimdi başakları ben çok iyi algılıyorum. Şimdi Hüseyin diğer tabloyu getirelim mi ekrana? Şunu düşünüyor olabilirsiniz. Ay, aşk hayatı yani ilişkileriniz, evli de olabilirsiniz. Düşünsenize bir yıldız. Şimdi ben senden şöyle bir şey isteyeceğim. Başakların bu haftayı en kolay geçirebilmeleri için onlara vereceğin tiyolar ne olacak? Bak sizi üzen bir insana acıma duygusuyla katlanmayın. Şartlarınız gereği. Mutsuz olduğunuz bir evliliği yürütüyorsanız şartları kabul edin ama kendinize acımayı bırakın. <laughs> Aşk hayatınızda mutlu olmaya layık olduğunuzun farkında ve bilincinde olun. Ve lütfen insanın sevgiyi hak etmesi, değeri hak etmesi kendiyle başlıyor. Geçin aynanın karşısına. Ben değerliyim deyin. Ben yalnız değilim deyin. Her kim ne yaparsa kendine yapar deyin. Belki şu anda bir Başak kadını, bir Başak erkeği olarak terk edilmiş biri bizi izliyor. Siz bu dünyaya gelirken tek başınıza doğdunuz. Hayatınızdaki kişiyle dünyaya gelmediniz. Evet. Hayat yollarınızı kesiştirdi belki Levi Mahuz'da bir yerlerde anlaştınız, sözleştiniz. ...birbirinize görevinizi bitirdiniz... ...yolunuzu evet. ayırdınız... ...bak Seda Yücel demiş ki... ...aynen öyle bir başak olarak hiç olmadığım kadar... ...eyvallahım yok artık... ...hiç kimse umurumda değil demiş... Çok ...bana güzel. ben lazım diyecek başaklar... ...bak kimileri hemen başladı... Ee, ...özellikle haftaya... ...kendinizi duygusal olarak... ...yormadan... ...yaşanmışlıkların... ...üzerine düşmeden... ...kendinizi güçlendirerek... Adım attığınızda Müthiş. her şey sizin hayrınız olacak. Evet bu arada hemen bir spot verelim Başaklara sonra da geçelim teraziye. Hüzün ]lere. yok değişim var. Aa güzel. Hüzün yok değişim var. Ve değişim de güzeldir. Tabii ki güzeldir. Biz insanlar değişimlerden niye korkarız? Alışkanlıklarımızdan dolayı. Yani Tabii ki. Yani alışmışsındır hep o adamı hep o kadını görmeye Hı -hı. değil mi? Ya da hep o işe gitmeye. Hı -hı. Ama... Unutmayın değişimler de güzeldir. İnsanın hayatına renk katar. Hüzün yok, değişim var. Evet. Sevgili Başak bu haftaki spotun hiçbir şey için üzülmüyorsun. Ve aklına hep şu spotu getiriyorsun. Ne olur başına ne gelirse gelsin bu hafta. Hüzün yok, değişim var. Haftaya görüşmek üzere inşallah. Haftaya sevgili Başakların aşkı beş yıldız olur. İnşallah. Şimdi inşallah. teraziler. <laughs> bu hafta Nuray sizin için çok güzel şeyler söyleyecek. <laughs> terazileri Bak, yıldız, ekran başına topladık. Aşk 5 yıldız, para 5 yıldız, sağlık da 4 yıldız. Terazilerde. Şimdi küskün tavırlarınız aşk hayatınızı zedeleyebilir. Bak 5 yıldız olmasına rağmen. Eğer böyle küskün, kaprisli, evliyseniz, bir terazi kadını, bir terazi erkeğiyseniz, küskün küskün tavırlar yaparsanız yolunda giden her şeyin yolundan çıkmasına neden olabilirsiniz. Aman diyorum bu hafta Böyle kaprisler yapmayın, küskünlükler çıkarmayın, partnerinize karşı evliyseniz kimse adına sesinizi yükseltmeyin. Tatsızlık yapma diyorsun Tatsızlık bu çıkarmayın. Tatsızlık Hazır çıkarmayın. Hazır her şey yoluna girmişken kendinize düşmanlık etmeyin. Terazilerde her şey yolunda mı? Kesinlikle yolunda bak. Küskün tavırlar aşk hayatlarını zedeleyebilir. Hı. İş yaşamlarında bazı sorunlar yaşayabilirler. Ne gibi? Ee, çalışma arkadaşlıklarının çalışma hallerini beğenmeyebilirler, şikayet edebilirler. Bu da e, antipatik enerjilerin üstlerine toplanmasına neden olabilir. Saygınlığı olan bir terazi çalışanı iken bir anda e, müzevir, geçimsiz, ortalık dedikoducu. dedikoducu kişi görüntüsü verebilirler. Oysa ki bazı anlarda hepimiz yapabiliriz bunu gezegen kombinasyonlarından dolayı onun iyiliğini istediğimiz için. ...doğru yapamadığını öğretmek isteriz ama... ...öyle yapamıyorsun, bak böyle yaptırız. ...karşımızdaki alıngan olabilir, bizi yanlış anlayabilir. Peki, buna dikkat etsinler. Buna dikkat etsinler. Özellikle yeni kararlar, yeni gelişmeler için... ...sakin düşünün. Telaş etmeyin, acele etmeyin. Hiçbir şey için... ...asla aceleci tavırlar sergilemeyin. Evliyseniz... ...kaprisli olmayın eşinize. Bekar ve yalnızsanız... ...yeni kişilerle tanışabilir. Yeni tanıştırıldığınız kişiler de gündeme gelebilir. Onlara karşı da çok kendini beğenmiş... ...ukala tavırlar sergilememeye... kendinizi olduğunuz yerden farklı göstermemeye... ...özen gösterin. Çünkü bu dönem <laughs> sağlıklı başlayacak bir ilişkinin... ...başlamadan bitmesine etki edebilir ve neden olabilirsiniz. Gökyüzünün ric ricası... Olmadığınız bir kişiyi olmaya çalışmayın Bekar ve yalnızsanız Yani düşünsene bir kızla tanıştın ve hava atıyorsun Evet Şu benim şu benim E havan başında patlar O kadar <laughs> Tabii ki <laughs> Bekar terazilere duyurulur ya da tam tersi ee, Bekar terazi hanımlarına da duyurulur Biriyle Aynen tanıştım öyle. İlişkinçine yalan girmesin diyorsun. Yalan girmesin, olmanız gerektiği gibi olun. Kimseniz, neyseniz, neden hoşlanırsınız, nelerden keyif alırsınız onu anlatın. Denemediğiniz deneyimleri deneymiş gibi, denemiş gibi, yaşamadığınız, görmediğiniz yerleri görmüş gibi, yani miş gibi, muş gibi davranmayın. Kimseniz öyle olun. Gerçek kimliğinizin dışına çıkmayın. Para var mı para terazileri? Maddi konularda inanılmaz güzel iş imkanları ve fırsatları elde edecekler özellikle işsiz olanlar borçlu olanlar parasal konularda yük taşıyorum omuzlarım çöktü diye hüzün yaşayanlar haftanın dördüncü beşinci günüyle birlikte e, güzel iş imkanları elde edebilirler. İş yaşamınızda bazı sorunlar yaşayabilirsiniz ama hangi konuda yaşayabilirsiniz? Birlikte çalıştığınız kişilere takındığınız tavırlardan dolayı bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. E, lütfen davranışlarınıza çok dikkat edin. E, e, çalıştığınız veya sahip olduğunuz işi değiştirmek bırakmak istiyorsanız ani düşünmeden hızlı kararlar alıp vermemeye de özen gösterin. E, duygu dünyanızı geliştirin, güçlendirin. ...asla kaprisli olmayın bu hafta... ...sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda... ...mümkün olduğunca... ...ruhsal dengenizi güçlendirmeye... ...özen gösterin... Evet. ...bu hafta spotum size... ...her konuda kapristen uzak... ...kapristen... ...uzak olun... ...uzak... ...sevgili teraziler... ...bu hafta güzel şeyler duyduk Nuray Sayır'dan... Evet. ...biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda... ...terazilerle ilgili... ...bazı şeyler söylemişti... ...ama bu haftanız... ...güzel geçiyor... Kapristen mi de biraz uzak durursanız her şey sizin için çok güzel. Vallahi kaymak olacak bu evet, hafta. Size. Peki akrepler ne yapıyorlar? Ee, yeni kazançlar varmış sevgili akreplere evet. yeni imkanları, yeni kazançlar. Önce bir tabloyu görelim. Aşk konusunda bak üç do... tane yıldızları yok hem Şimdi de. Yani. Dolunay, Bayağı bir şey. Bak dolunay akrep burcunda doğuyor bu hafta ve bu önemli bir dolunay. En başta programın başında ne dedim? 12 burcunda ağzından çıkan her cümle kafasındaki her düşünce dua hükmüne geçebilir. Hmm. Niyet halini alabilir. O yüzden gözünüzü seveyim ki hele siz akrepler çok dikkatli olun. Ne yapsınlar? Aşk hayatlarında mutlu olmak istiyorlarsa artık duygularını gizlemesin. Gizlemesin. Evli bir akrep burcuysanız eşim şımarır. Ona onu çok sevdiğimi söylersem, ya bırakın şımarsın. Şımarmak da güzel bir duygudur. Ne mutlu ki şımartabilen bir insansınız. Ne mutlu ki ona o hazzı veriyorsunuz. Şımarsın. O yüzden duygularınızı gizlemeyin. Gerçek bir aşk yaşamak istiyorsunuz. Ya mutluluk Akrepler için bu kadar kolaysa yani bu hafta, sadece duyguları ifade etmekle ilgili ise en basit aslında. Tabii bu. ki ama şimdi Akrep. E, gezegen kombinasyonları ve e, Dolunay'ın kendi burçlarında doğmasıyla duygusal yoğunluğu etkin olan bir hafta geçirecek. Ne, ne gibi? E, düşüncelerde, duygularda Dolunay hayatlarında önemli bir tamamlanma etkisi oluşturacak. Beklenmedik durumlar da yaşayabilirler. Örneğin bir akrep burcu aldatan bir akrep burcuysa, kandıran bir akrep burcuysa Artık tamam on yıl önce ben kandırdım, aldattım, üstü kapandı, bitti. Pat diye yıllar önce yaptığınız bir yanlış da önünüze gelebilir. Gerçekten. Bana gezegenlerin hesapta gösterdiği hakikat, gerçek Allah bilir. O yüzden sevgili Akrep, ne yanlışınız varsa hazırlıklı olun bu hafta sizin önünüze gelecek. Gizli saklı her şeyiniz ortaya çıkacak. Yani akreplerin yaptığı, akreplerin gizli, saklı yaptığı gizli saklı şeyler ortaya çıkacak. Yani eğer bir akrep burcuysan yanlışın yoksa gizlin yoksa saklın yoksa hiçbir şeyden korkma. Ama varsa, Ama varsa eyvahlar olsun hiçbir şey gizli kalmazmış dedirtecek yüce evren size. Eyvah. E, yanlış yapanın çıksın şekerim ortaya. Niye eyvah? Ne bileyim yani. Hiç bir günü birinde bir yanlış yapmıştır. insan bir kere hata yapar Olsun. yani. Ya, i̇tiraf etsin. Pişman olduğunu söylesin. Hı hı. O zaman yanlışı yük olarak taşımasın üstünde. Peki. İtiraf etmediyse bak çalma kapı çalma kapıyı çalarlar, çalarlar kapını. Kapıyı. Ne ekersen onu biçersin. Aslında akrep bu hafta ne ektiyse onu biçecek. Hı. Kalp mi kırdın? Kalbin kırılacak. Aldattın mı? Aldatılacaksın. Kandırdın Oo. mı? Kandırılacaksın. Zorladın mı? Zorlanacaksın. Kendi tokatınla kendini tokatlayacaksın. Lütfen iki güzel bir şey söyler misin akreplere? <laughs> Bak benim Ay evladım... felaket tellalı <laughs> benim gibi de oldu. De evladım akrep, yapacaksın. Benim de evladım akrep. Ya, hiç mi güzel bir şey olmuyor hayatlarında? Bak eğer sen doğru bir akrep burcuysan, doğru adımlar attıysan, bu Dolunay senin, Yapamadığın her işi yapmana ha. yardımcı olacak Yani sen düzgünsen evren senin için çalışacak ve bütün Evren sana, sana hizmet edecek. Süper Hayat tamam. Hayat sana hizmet edecek. İşsiz bir akrep burcuysan iş teklifleri adına muazzam imkanlar elde edeceksin bir akrep Süper. burcu olarak. Ama özün doğruysa, sözün doğruysa, yolun doğruysa artık ben işsizim demeyeceksin bu hafta muazzam güzel kadersel gelişmeler ve değişimler Ay yaşayacaksın. Harika, yeni kazançlar demişsin. Hı? Yeni kazançlar. Tabii ki. İş fırsatları. İş ortamınızın şartları sizi zorlayabilir. Güçlü olun. Çalıştığınız işte, taşıdığınız sorumluluklarda zorla, zorluklar, zahmetler yaşayabilirsiniz ama güçlü olun, dirayetli olun. Yeni kazanç fırsatları elde edeceksiniz. İşsiz akrepler aman canım hayal dedikleri, daha önce düşündükleri, başvuru yaptıkları, akıllarından geçirdikleri her bir şeyi evren önlerine imkan olarak sunacak bu Aynı hafta. Aynı güzel. Ama bak sakın kimse yanlış anlamasın. Dürüst bir akrepsek, yanlışımız yoksa büyük imkanlar kazanacağız. Kalbimiz boşsa güzel aşklar yaşayacağız. Efendim doğru bir ilişki içindeysek evliliğimizi güçlendireceğiz ama karşınızdaki partnere açık olun. Şımarır diye duygularınızı, sezgilerinizi gizlemeyin, saklamayın. Ama vaktiyle yanlışlar hatalar yaptıysanız, yaptığınız yanlış ve hataları telafi etmediyseniz bütün giziniz, saklınız ortaya çıkabilir bu hafta. Spotum ise onlara aşkta duygularınızı gizlemeyin. Açık olun duygularınızı gizlemeyin, açık olun. Gizlemeyin, anlatın, söyleyin. Paylaşın, Özellikle ifade edin. duygunuzu söylerseniz bu duygu sizi besleyecek, güzelleştirecek. İnanılmaz Belki güzelleştirecek. Belki ilişkilerinizi daha farklı bir yere taşıyacak. Kesinlikle. Sevgili akrep, siz de öğrendikten sonra... Hemen yaylara geçeceğim ama yaylara geçmeden önce Burcu'm ne diyor köşesine adım adım yaklaşıyoruz. Burcu'nuzla ilgili sormak ve öğrenmek istediğiniz ne varsa Instagram Nur Viral en son paylaştığım fotoğrafın altına lütfen Burcum ne diyor köşesi için sorularınızı yazarsanız az sonra Nuray Sayır'ı tek tek o sorulara cevaplayacak. Haftanın enleri var. Haftanın en mutlusu, en şanslısı, en şanssızı, en paralısı hangi burç kimler neler yaşayacak ve programımızın sonunda işte koçu, boğayı, ikizleri, yengeci kaçıranlar varsa tekrar edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Yaylar ne yapıyorlar? Sevgili yaylar, iş hayatınızda Olumlu ve güzel gelişmeler var mı? Aşk hayatınız nasıl? <laughs> Müthiş. Bak, e, unutmadıysam <laughs> geçen hafta da yaylar çok iyiydi. İyiydi, değil mi? Geçen evet. hafta da çok yaylar çok iyiydi. Bakalım sevgili yaylar. Şimdi yayları, bu hafta Jüpiter ediyor. geriliyor, birçok gezegen geriliyor şu anda ama Jüpiter Yay burcunun yöneticisidir. Dolayısıyla jüpiter gerilerken yarım kalan, tamamlanamayan, sonuçlanamayan her bir şey patır 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 önlerine gelecek. Süper. Ne kadar sürecek bu durum? Uzun bir süre sürecek. Harika. Ama özellikle bu hafta şunu net söyleyebilirim. iyi para kazanacaklar, iyi imkanlar elde edecekler. Birazcık böyle tutumlu olmaya, kazançlarını parasal konularda tedbirli harcamaya, daha sonra plansız programsız sadece pişman olmamaya özen göstermeleri Dikkat gerekiyor. Dikkat etsinler. İşinizde beklentilerinizi yüksek e, tutmayın. Bakın işte beklentilerinizi yüksek tutmayın demişim. İmkanlarınıza sarılın. Elinizdekini bitirmeden başka bir hayalin peşinden koşmayın. Ki yaşam enerjiniz çalışma enerjiniz düşmesin. Aşkta kalbiniz boşsa. Yeni biriyle tanışırsanız ya da tanıştırılırsanız ilk adımı siz atın. Dın dın. karşınızdan beklemeye çalışmayın. İlk adımı atan kişi olmaktan çekinmeyin. Ee, ne Kadı fark erkek, eder? Herkes için Hiç fark bu? etmiyor. Karşınızdaki çekingen olabilir, ilgisini duygusunu ifade edemeyebilir, belli etmiyor olabilir. İlk adımı atmaktan çekinmeyin Neyse efendim. adımı karşına Dur hayatım sen söyleyemiyorsun ben söyleyeyim yok <laughs> Yo, hayır ben de senden elektrik aldım diyebilir ha. ya da e, inşallah bir daha görüşebiliriz bir ışık yaksın işte ne bileyim ben 31 <laughs> sene önce flört ettim flört etmek nasıl olduğunu bilmiyorum şu anda <laughs> 31 yıl önce olduğu için ama astrolojiye göre hani e, şey diyebilir İnşallah bir çay içeriz tekrardan diyebilir ya da kahve içelim tanıştığıma sevindim Gibi. Yani özetle aslında yay burçları yeni tanıştıkları kişilerle hayatında olan kişilerle mutlaka bir küçük flört ali yaşamalılar yaşamalılar ay acaba ne düşünüyor ne yapıyor değil yani karşınızdakine etkilendiğinizin... ışığını ...elektriğini verin lütfen. Peki evliler ne yapacaklar? Evli Şimdi, zaten bu hafta özellikle gerileyen... ...Jüpiter ve Dolunay'ın enerjisi... ...aşk ve ilişkilerde... ...önemli gelişmeler yaşatacak evli olanlara. E, çok güzel. İlişkilerde hem şanslı olduğunuz hem de... E, ...evlilikte yaşanmış... ...problem ve sorunları... ...ortadan kaldırmak için çok iyi süreç... ...öretecekler. Özellikle... <laughs> ...pazar gününe kadar olan... ...döngü evli olanlarda birbirlerine sürekli jestler yapmaları, sürprizler yapmaları konusunda evlilik enerjisinin yükselmesine yardımcı olacak. Ve iş konusunda dolunay onlara kişisel alanlarının daha çok yükselmesine, ilerlemesine etki ederken yardımcı olurken haftanın tamamında ee, ...çalışmalarını, planlarını, programlarını çok çok iyi yönlendirecekler. Müthiş. İşsiz olanlar kişisel planları ve istekleri konusunda karamsarlık sadece yapmasınlar. Niyetinizi edin, hemen harekete geçmeseniz bile, e, kısa zaman içerisinde olmayacağını bilseniz bile... ...gelecekte her şeyin istediğiniz yönde olacağını kalbinize oturtun. Harika. Asla umutsuz olmayın. Evlilerin ilişkileri daha çok güçleniyor anne Süper. baba olan yaylar çocuklarıyla ilgili eksik noksan her şey üzerinde karı koca olarak odaklı düşünecekler. Harika. Evlatları için programlar, planlar yapacaklar. Hatta yeni yatırım yapma konusunda karı koca olanlar ortak kararlar içerisinde olacaklar. Ee, zıt fikirleri olanlar zıtlıklarından arınacaklar. Problemleri ortadan kaldırmak için kontrolü çok iyi yönetecekler. Oh. Geçimsizliklerden arınacaklar. Ee, kalbi boş olanlar, kalbi boş olanlar yeni tanıştıkları kişilere ilk adım atmaktan çekinmesinler. Bak, bunu kaçtır söylüyor bakın bu çok önemli. Bak ilk adım atmaktan çekinmesinler. Saat ve sağlıkta biraz iştahınıza dikkat edin. Kilolarınız artabilir. İştah mı açıldı? Ee, Dolunay hazır ayın 19'unda diyete başlayın. Ne zaman? Tüm burçlar ayın 19'unda diyete başlamaya niyet edebilir. Ayın kaçındayız? 13'ü? 19'u ile birlikte. E... Daha var ya 5 gün. Bak şimdi. <laughs> daha var <be. gülüyor> 19'una kadar iftarda götür. <laughs> ya sorma yani. Hakikaten çok da yeniyor ama. Hakikaten Gülle baklavası. Evet yeniyor yeniyor hakikaten. Hakikaten 19'una mı başlıyor? 19'unda. Şimdi 19... Ee... 19, 20, 21, 22, 23, 24 gibi yani 19'undan sonraki ilk çarşamba başlanırsa o diyet kalıcı olur. 21 19, 20, 21, 22. 22'si oluyor. Çarşamba... 19'una bakın hangi günse 19'dan sonraki ilk çarşamba diyete başlayın çünkü dolunay geriliyor mu ne oluyor? Hayır dolunaydan sonraki ilk çarşamba Merkür gününde başlanan diyet inanılmaz başarılı sonuç verir. Bir de diyete başladım demeyin. Bak başlıyorum. Eğer vermezse buradasın. <laughs> Hep birlikte başaracağız. Sen daha ne vereceksin? Çöp oldu. çok çöp. Görünmüyor ekranda. ekranda kalın görünüyor. Samimiyetle... ben hele bir damlayım. Su evet. damlası kadar. <laughs> Ekran 10 kilo koyuyor üzerine. İnanın o, 10 yaş fazla 10 kilo da fazla gösteriyor. Vallahi öyle şekerim. Aslında yerim. ben 20 yaşındayım. Ya Nuray, Allah Nur'da 10 yaşında. <laughs> Yay burcu için bir de şey demişsin oraya bir gelelim mi parasal konularda tutumlu olmayı öğrenin demişsin Bana bak hiçbir şey kaçırmayayım diye. Ama diyorum ya düşünmeden para harcarlarsa pişman olurlar. Ha. Yani gerek yok. Şimdi ne güzel sezon açıldı, indirimler gelecek, bekleyin bir ay daha. Sonra diyorsun. Sonra pişman olmayın. En üzüldüğüm noktadır. Kredi Burada kartını alırım. ödeyeceksin 10 diye. 10 gün sonra daha indirime girer çok pişman olur. En üzüldüğüm Yüreğimi şey yok. oturur. O yüzden bir 10 gün sabredin. O Ondan zaman şöyle yaylara harcayayım. güzel bir spot. Efendim yaylara spotum. Enerjinizi <laughs> hep yüksek tutun. Enerjinizi daima yüksek tutun. Yüksek tutun. Zaten enerjiniz yüksek. Ama daha, daha da, da yükseltin, tutun. daha da yükseltin çünkü yaylar için çok güzel şeyler oluyor. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ne yapıyoruz? Reklama gidiyoruz. Ama reklamda dönüşünde ne yapıyoruz? Hem enleri söylüyoruz. Kalan uç, bu üç burcumuz var. Onu tamamlıyoruz. Bir de burcun ne diyor köşesi için? Burcunuzu çok yakından tanıyacaksınız bu köşede. Sizden gelen soruları yanıtlayacağız. Bir de 12 burcu tekrar yorumlayacağız. Bu ne molası? Şöyle biraz kalkın, pencerenizi açın. Sağ sol bakın. Nefes alın. Ee, çok kısa bir süre sonra koltuğunuza tekrar geri gelin. Çünkü biz buraya geleceğiz. Şimdi sevgili oğlaklar ekran başındaysa çok güzel bir haber var size. Önce bir görelim bakalım sevgili oğlaklar. Sağlık konusunda endişe etmeyin. Biraz sonra Nuray anlatacak onun detayını. Diğer tabloya bir gelelim bakalım. Akşam saatlerinde sürpriz partnerinizin size bir sürprizi olabilir demiş. Evet haftanın ilk günü pazartesi akşamı evli olan Oğlak burçları eşlerinden görmek isteyip göremedikleri ya da uzun bir süredir beklentileri olan her konuyu eşleri tarafından görebilir, yaşayabilirler. Bu da çok olumlu yönde bir sürpriz durumu olacak. Duygusal anlamda mı Duygusal yoksa anlamda? Yani e, eşinden bir şey bekliyordur. Uzun zamandan beri getirmemiştir. Evet. Bir davranış da olabilir bu. Bu bir davranış olabilir, e, maddesel bir durum olabilir. Her şey olabilir. Beklentilerini karşılayacak. Evli olan Oğlakların eşleri. Yani e, bir Oğlak kadını eşi için beklentisini sunabilir. Bir Oğlak erkeği eşine beklentisini <laughs> verebilir. Dolayısıyla bu durum akşam saatlerinde haftanın ilk günü pazartesi akşamı birçok Oğlak bireyi olumlu yönde sevinmesine Müthiş. mutlu olmasına etki edilir. Şimdi diğer e, maddelere de gireceğiz. İş arkadaşlarınızı tartışmaya girmeyin demiş ama önce bir özel hayatınızı irdeleyelim. Hı hı. Evli ve bekar olan oğlaklar için neler bekliyor? Oğlaklar aşk hayatına nelere dikkat etsinler? Önce bunu konuşalım. Şimdi Dolunay ailevi konuları ve evlilikleri özellikle evli olan oğlakları olumlu yönde etkiliyor. Ailevi konular her hususta öne çıkıyor. Ev ve aile alanınızda hızlı gelişmeler olabilir yaşanabilir. Ee, aynı zamanda evinizin dekorasyonu, tadilatı gibi iç alanlarıyla ilgili uzun bir süredir yapmayı planlayıp yapamadığınız değişimleri eşinizle birlikte hem fikir olarak yaptırmaya ya da yapmaya karar verebilirsiniz. Eşyalarınızı yenilemek isteyebilirsiniz. Ya da evinizi değiştirmek, taşınmak isteyebilirsiniz. Siz istiyorsunuzdur, eşiniz istemiyordur. Şimdi bu hafta Aynı konuda. <laughs> ne var anlatıyor değil mi? Siz istiyorsunuzdur, eşiniz istemiyordur. <laughs> Kibarım benim. Siz istiyorsunuz. <laughs> <laughs> Hay Allah'ım ya Nur. <laughs> Şimdi söyleyemeyeceğim. Ama öylesek, siz istiyorsunuzdur, eşiniz istemiyordur. <gülüyor> <gülüyor> Ay sinirim bozuldu şu anda. Sizin istediğiniz eşiniz istemiyorsa. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Tamam. Kız geldi. Ay keşke söylemeseydim. <laughs> Ay tamam. Çok özür dilerim. Ay ay, ay katıldım. <laughs> tamam ne olur kendine gel. Allah ben seni bekliyorum. <gülüyor> ay. <gülüyor> Çok özür <laughs> Ne oldu ya? <laughs> Sinirim bozuldu. Çok özür dilerim. Sizin istediğinizi... <laughs> Eşiniz istemiyorsa? Ee, aynı fikirde olacaksınız. Gözümden yaşardı gülmekten Allah güldürsün. Amin. Ee, karşılıklı e, aynı fikre aynı düşünceye sahip olacaksınız. Dolayısıyla Süper. evinizde e, istediğiniz arzu ettiğiniz değişimleri aynı fikirlere sahip olarak geliştirecek ve gerçekleştirecek. Müthiş. Dolayısıyla da bu sizin ilişkinizin daha çok güçlenmesine, aynı fikirde olmanın verdiği huzur ile yaşamda sağlam ve sağlıklı adımlar atacaksınız. Harika. Ev ve aile konularında hızlı gelişmeler gündem oluştururken aranızda duygusal iniş çıkışların artık sona ermesini isteyeceksiniz karşılıklı birbirinizi anlayan karşılıklı birbirinizin ruhuna hitap eden karı kocalar olacaksınız evli olanlar. Bu durumda ilişkilerin güçlenmesine yardımcı olacak. Oğlaklar için baya böyle aşk dolu, sevgi dolu bir hafta olacak yani. Kesinlikle. Harika. Kesinlikle. Bak taşınma ve dekorasyon, evle ilgili bütün konular oğlak bireylerinin isteklerine ulaşması konusunda mutlu olmasına olumlu yönde etki edecek. Ama maddi imkanımız yok, bunu nasıl yapacağız biz şimdi diyorsanız eğer kaygılanmayın, hayat sürprizlerle dolu, Tabii. yapabileceksiniz. İş ve parasal konularda ise çalışmalarınızın artışı maddi imkanlarınızın da artmasına etki edecek. Maddi anlamda sarsılmamak için. Riskleri ortadan kaldırmalısınız ve kaldıracaksınız da. Yani sizi endişeye sürükleyen bir işe yatırım asla yapmayın. Hmm. Güven duymadığınız bir alana iş olarak seçip geçiş yapmayın. Tamam. Sıhhat ve sağlık konusunda ise sindirim sisteminize özen gösterin ve dikkat edin. Haftanın spotu efendim. Kararlı olun. Asla hiçbir konuda kararsızlık yapmayın. Kararlı ol sevgili oğlak. Kovalar ne yapıyorlar? Kovalar. Sevgili kovalar bir tablomuzu bir getirelim bakalım ekranı. Önce bir tabloyu görüyoruz. Nerede tehlike var? Neyi yükseltmek gerekiyor? Oğlaklar da çok iyi gözüküyor. Bir tek sağlık konusunda küçük bir endişe var. Evet. E, özellikle e, bu hafta kariyer ve iş alanlarında tamamlanma durumuna odaklı olacak kova burçları. E, kendinizi yeniden e, bakmaya kendinize yeniden Önem vermeye başlamadığınız bir süreçtesiniz. Herkes size tebrikler diyebilir. Siz de kendinizi tebrik edebilirsiniz. Aşk hayatınızı risk e, riske girebilir. Aman dikkat. E, Niye çok riske giriyor aşk hayatları? E, çok fazla bu hafta evli olanlar, bir kova burcuysanız e, eşinize karşı çok fazla şikayetçi tavırlar sergilememeye, onun her yaptığı, takındığı tavrı, cümleyi, sözü kafanızda, gözünüzde büyütmemeye, ona karşı daha böyle sakin, ılımlı olmaya, endişeli tavırlar, düşünceler içerisinde bulunmamaya önemli özen gösterin. Neden önemli özen gösterin? Çünkü ilişkinizi çıkmaza sokabilirsiniz. Ve aynı zamanda bilinmezlik, belirsizlik, şüphelerin ortaya çıkmasına neden olabilirsiniz. Hmm. Yani kova kadınlarının ve kova erkeklerinin Evli olanların birbirine karşı esnek, anlayışlı ve sakin olması gerekiyor ki ilişkilerinin e, geleceğini karartmamak için. Bak geçen hafta bir yıldızdı evet. kova burçları ve çok zor bir haftaydı. E, hak ve adalet arayışı içindelerdi. Bu hafta yıldızlarımız beş ama riske sokabilirler e, şikayetçi tavırlar ile. Ee, bunu yapmasınlar lütfen evli olanlar kalbi boş ve yalnız olanlar yeni aşklara yeni ilişkilere adım atmak konusunda heyecan içerisinde olabilirler ama bu hafta haftanın 3. ve dördüncü gününde yeni tanıştığınız kişilere karşı lütfen güven duygusunun sizin için çok önemli olduğunu konuşarak olmasa bile hissettirmeye çalışın. Ee, ...güvenmediğiniz bir insanla... ...yeni bir ilişkiye adım atmayın. Başlamayın. Kendinize hüzün verecek iletişimler kurmayın. Hı hı. İş ve kariyer yaşamınızda... ...uzun bir süredir yürüttüğünüz... ...projeler, planlar, çalışmalar... ...ve sorumluluklar adına... ...inanılmaz başarılı sonuçlar alacaksınız... ...ve çok iyi para kazanacaksınız bu hafta. Hı hı. Çok çok iyi para kazanacaksınız bu hafta. Duygusal ve zihinsel olarak kendinizi güçlendirecek ortamlarda olmaya, sizi enerji olarak aşağıya çeken ortamlarda bulunmamaya özen gösterin. Bir de lütfen e, bencil davranışlar sergilemeyin. Hangi konuda? İlişki konusunda, iletişim konusunda, iş ve çalışma arkadaşlarınıza karşı da, birlikte olduğunuz flört ettiğiniz kişilere karşı da, evli olup beraber olduğunuz kişilere karşı da hep benim dediğim, benim dediğim, benim dediğim demekten vazgeçin. Ey Kova, bencil olma diyorsunuz. Biz diyerek yol almaya, biz nasıl hareket edebiliriz demeye gayret edin ve özen gösterin. İş hayatınızda beklenmedik gelişmeler olabilir. Özellikle işsiz ve maddi konuda zorlanma, problem ve sorun yaşayan bir Kova burcuysanız, bu hafta hayatınızın iş teklifleri ve fırsatları hayatınıza gelebilir. Oo, süper. Korkusuzca seçin başarabilir miyim demeyin kaygı ve huzursuzluk barındırmayın endişeli duygular içerisinde bulunmayın Harika. önünüze gelen fırsatları seçin sağlığınız ne durumda sıhhat ve sağlık konusunda kovaların diş sağlığına çok dikkat Kesin. etmesi gerekiyor bak, bak ben implantırmış cuma akşamı karşılaştık geldik konuşuyoruz acıdı mı ee, doğru sen, söyle sedasyonla yapıldı ben canlı yaptırmadım <gülüyor> <gülüyor> yarı baygın yarı uyura, uyuyarak yaptırdım çünkü hakikaten şey ön tarafa olduğu için benim bir kaza geçirdim biliyorsunuz. Benim dişim kırıldı o geçirdiğim kazada. Ee, o yüzden yapıldı dişim ama sedasyon denilen bir sistemle. Hafif uyku haliyle. Hafif uyku hali bir şey hatırlamıyorum. İyi Uyandıktan güzel. sonra sadece şeydim, ağrıyı hissedince birazcık daha alabilir miyim? <laughs> uyku şey uyku demişim yani bu hafta kovaların diş sağlığını diş özel göstermesi gerekiyor. gerekiyor. Bununla birlikte çene sağlığınıza, diş sağlığınıza ve kemik problemlerine karşı dikkatli olmanızda fayda var. Tamam. Ee, hemen spotu, spotu vereyim alalım. Mi? Alalım değil mi spotu? Korkusuz olun, ve cesur olun. Her konuda. Korkusuz ve cesur ol sevgili kova balıklar ne yapıyorlar? Onlar yine çok hassas ve duygusal bir döneme girmişler. Hmm. Tabloyu bir görelim önce. Aşk hayatlarından da belli. Şimdi e, ilişkilerinde hayat Hayır. amaçlarını... Bulma haftasındalar, Dolunay'la birlikte. Hı hı. Ee, bir evlilik yaşıyorsunuz, bir balık burcusunuz. Eşinize e, verdiğiniz değerin karşılığını göremiyorsunuz. Bu sizi üzmesin, bu sizi ağlatmasın. Ee, verdiğim ilgiyi, gösterdiğim sevgiyi göremiyorumu çok yoğun <laughs> düşünebilirsiniz. Bu da ...duygusal olarak hassas bir dönem, hassas bir hafta yaşamanıza etki edebilir. Bu nedenle zaman tanıyın, hemen ayrılmaya kalkmayın, hı hı. terk etmeyin, terk edilmeyin. İlişkinize bir zaman tanıyın, bir süreçten geçtiğinizi, her an her şeyin değişebileceğini, karşılıklı düzeltebileceğiniz... ...olumsuzluklar varsa bunları düzeltebileceğinize güven duymanız gerekiyor. Hemen umutsuzluğa kapılmasınlar evet. yani. Umutsuz ve mutsuz olmayın. Kendi iç dünyanızı sorgulamanızın arttığı bir hafta bu hafta. Ee, belki partnerinizi çok şımarttınız... Belki partnerinizi e, çok şımarttınız ama o gerekli değeri görmedi. Çok özveride bulundunuz çok belki. Çok özveride de. bulundunuz. Belki sırf onu mutlu ederek mutlu olmaya kalkıştınız. Bundan da kaynaklanmış olabilir içinde bulunduğunuz ilişkinin değersizlik durumu. Tabii. İç dünyanızı dolunay sorgulatırken genel iletişim ve ilişkilerde örneğin kuzenleriniz, kardeşleriniz, komşularınızla ilişkilerinizde de verdiğiniz şefkatin ve değerin karşılığını niye göremediğinizi sorgulayacağınız bir haftadasınız. Nasıl ki eşinizle evli olanlar, süre gelen uzun süredir beraberlikleri olanlar bunları sorgularken aynı zamanda aynı sorguyu sosyal ve iletişim ilişkilerinize de sorgulayacaksınız. Dolayısıyla kendinizin iletişimde, aşkta, evlilikte Hayatın neresinde yanlış davranışlar gösterdiğinizi ve sorguladığınızı keşfedeceksiniz. Bu keşif ise daha doğru davranışlar içerisinde olup bulunup yaşamda yol almanıza olumlu yönde etki ederken sirkelenip kendinizi toparlamanıza da yardımcı olacak hafta sonuna doğru duygusal hassas bir dönemdesiniz. Bunun sizi aşağıya çekmesine izin vermeyin. Yaşadığınız bazı problemler sizi işinizden soğutabilir, sorumluluklarınızdan soğutabilir, özel hayatlarında yaşanan sorunlar, sevgi alışverişinde yaşadıkları problemler, işlerinden ve sorumluluklarından soğumasına neden olabilir. Buna izin vermesinler. Peki. İşteki problemleri işte bırakın. Özel hayatınızdaki problemleri özel hayatınızda bırakın. Hiçbir şeyi birbirine karıştırmayın her şeyi yerinde zamanında çözümlemeye özenle önem gösterin. Zaten duygusal olarak çok hassas bir dönemde oldukları için çok hassas bir için dönem. Hepsini birbirlerine karıştırma riskleri çok fazla. Kesinlikle. Bak sağlık 5 yıldız. Hepsi birbirine karıştığı vakitte psikolojilerini bozabilirler. O 5 yıldızı bir yıldız yapabilirler. Efendim özel hayatınızda yaşadığınız sorunları işe taşırsanız parasal konuda çok güzel imkanlara ve fırsatlara sahipken onu da bir yıldız yapabilirsiniz. Yani e, eliniz ayağınız tutuyorken işiniz ve imkanınız varken Arken. özel hayatınızda olan problemlerin geçici olduğuna, ruhunuzu, benliğinizi bilinçaltınızı ikna etmek sizin elinizde. Lütfen işinizden kendinizi soğutmayın, sorumluluklarınızdan uzaklaşmayın. Aşk hayatınızda yaşadığınız problemleri duygusal hassasiyetinizden kaynaklandığının farkında olun. Hayatın ilişkiler konusunda neresinde fazla verdiğinizi görün fazla vermekten çekinin vermeden almak Allah'a mahsustur e, dengede kalmaya özen gösterin kesinlikle dengede kalın dengede kaldığınız takdirde ne işinize yansıyacak duygusal problemleriniz ne de parasal konularınıza Peki, yansıyacak. Peki özel hayatlarında ki durumu anladık tayarların var mı maddi anlamda ne zaman onlar da refaha ulaşacaklar? Bak özellikle lüks tüketiminde pahalı alım satımlara karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Para harcarken. Şimdi mutsuz olduğunuz zaman boşuna para harcama mı diyorsun? Evet, bundan? boşuna para harcama. Maddi açıdan tüketimine dikkat et. Aynı zamanda özellikle maddi konularda hızlı gelişmeler yaşanabilir. Yeter ki duygusal hayatınızdaki problemleri işinize yansıtmayın. Hmm. İşinizde yükselebilirsiniz, yansıtmadığınız takdirde daha iyi imkanları elde edebilirsiniz, daha büyük fırsatlar kazanabilirsiniz, Süper. daha güzel dilek ve isteklere ulaşabilirsiniz. Sağlık konusunda ekleyeceğim ama. Sıhhat anlamı. ve sağlık konusunda eğer duygusal problemlerini arttırırlarsa psikolojilerini yıpratıp yorabilirler. Spotumuz ne? Spotum. Duygusallıktan uzaklaşmaya özen gösterin. Duygusallıktan uzaklaş diyorsun. Uzaklaş. Benim tam anlamıyla. Şimdi. Instagram Nur Viral lütfen sorularınızı yazın ve diğer sosyal medya hesaplarımızı hep ara ara verdik. Sizler soruları gönderdiniz, biz de o gönderilen sorular çerçevesinde ekrana taşıyacaklarımız var. Burcun ne diyor köşesinde ilk sorumuz gelsin bakalım. İkizler kadını seyircimiz sormuş kendine nasıl bir eş ister? Yani bir ikizler kadınısan, tercih etmen gereken eş nasıl olmalı? Hareketli, enerjik ve paralı. <laughs> Böyle içi geçmiş Enerjik olmayan bir adam veya bir kadın İkizleri bu kadın için söylüyorsun. Erkek için de aynı mı? Ee, erkek de e, konuşmayan susan kadın seçer. İkizler erkeği ise konuşmayan susan kadın, ikizler kadını ise enerjikli ve enerjik cebi paralı bir erkek sever. Dedi. Evet. Peki aslan kadınıyla akrep erkeği uyumlu mudur? Hiç uyumlu değildir. Allah aşkına niye? Ateş ve su. Su ateşi söndürür. Hangisi ateş? Aslan ateş, akrep su. Akrep aslanı sokar. <laughs> Peki yay kadınının uğurlu sayılarını sormuş. Merve Hanım çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun güzel dilekleriniz için. Yani onlar için e, uğurlu sayı yedi hı hı. E, tek sayılardır. Bir, yedi, dokuz, beş, on üç... Oğlak erkeği için mutluluk hangi burçta? Yani bir oğlak erkeği hangi burçtan kadınla mutluluğu yakalayabilir? Yengeçle, e, balıkla, hı hı. akreple mutluluğu yakalayabilir. Peki bir başka soru. Kova kadınının balık erkeğiyle mutlu olması mümkün mü demiş seyircimiz? Kova kadınının venüsü balıkta balıktaysa mutlu olur. Ama yoksa e, kova entelektüel bir kadındır. Balık melankolik bir erkektir. Bir de şeydir düşüncelerinde değişken kaygandır. O yüzden e, Venüs kova'daysa... hani Venüs balıktaysa olmaz değil olur haritasında. Ama e, tek başına bir kova kadını e, melankolik bir balık erkeğiyle yapamaz. Hiç bitmeyen kapı önü sohbetleri vardı diye o sohbet uzasın gitsin istersiniz. Sen ne yaptığım bu sohbeti de böyle sabaha kadar sana soru sormak istiyorum. ...canımsın... Ne zaman mutlu olurum? Para ne zaman geliyor? Akreple oğlak anlaşır mı? Diye. Kim kimle zıt düşüyor? Yani iyi ki varsın Nuray'cığım. Şimdi haftanın var. enlerine geçiyorum. Hazırsanız enlerimiz gelsin. Haftanın en şanslısı bu hafta sizsiniz. İşte ekranda haftanın yüzü gülenleri Aslan ve Yay. Evet. Bu hafta gerçekten çok şanslısınız. Ay 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 bu hafta gerçekten sen çok şanslısın. Ama merak etme bu şanssızlığın uzun sürmeyecek. Kim şanssız bir görelim. Başaklar ne kadar sürüyor başakların? Yaklaşık mutluluğu? bir hafta. En paralımız kim? Haftanın en paralısı sensin bu hafta. Para seni adeta kovalayacak. Kim? Sevgili akrep. Bu hafta çok mutlusun. Çünkü para beklentisi olan akrep çok mutlu olacak. Haftanın en mutlusu kim? Bu hafta gerçekten mutluluk senle. Çok mutlu olacaksın bu hafta. Beraberinde yaşanılan olaylarla sevgili yay. Peki bu hafta haftanın en mutsuzu belki de en dipti olanı, yaşamın güzelliğini fark edemeyecek kadar bu hafta mutsuz olacaksın. Sevgili balık, ne kadar sürecek balıkların bu hafta? bir hafta gibi. En umurları kim bu haftanın? Bu hafta sen ve eşin eğer bu burçtansanız gerçekten çok uyumlusunuz. Peki o burçlar hangileri? Sevgili terazi ve sevgili yay haftanın en uyumlusu sizsiniz. Haftanın en uyumsuzu kim? Siz ve eşiniz bu burçtansanız bu hafta biraz uyumsuzluk var. Oğlak ve kova. Bu hafta uyumsuzsun. Ay oğlak ve balık. Özür diliyorum oğlak ve balık. Peki haftanın aşkta en son kazan en çok kazanacak burcu kim? Burçları. Aşk da bu hafta aşk sizi kovalayacak adeta. Kim? Aslan ve yay haftada yani bu hafta aşkta kaybedecek olanlar kim hemen onu getiriyoruz üzülerek söylüyorum ki evet bu hafta siz aşkta kaybediyorsunuz ekrana getiriyoruz e, aşkta kaybedenleri Başak ve Balık arkadaşlarla getirmekte direndiler yani onlar bile getirmek istemiyorlar görüşünü istemiyorlar peki 12 Burcu hemen yorumlayalım mı ne dersin hemen yorumlayalım tek tek Koçlara geliyorum hemen. Aşk hayatınızda ciddi ve güzel adımlar atmaya başladınız bile. Kendinize vakit ayırmayı, sakın ihmal etmeyin. Son zamanlarda biraz kilo aldığınız gözlerden kaçmıyor. Dikkat etmeniz gerekiyor. Neydi? Ne zaman diyete giriyorduk? Tüm burçlar 19'unda dolunay Akrep burcunda doğuyor. 19'undan sonraki ilk çarşamba günü. Bir bakın Allah aşkına hangi tarih oluyor tam tarih verelim. Size. E, bu arada sevgili Koç bu kiloları da vereceğin tarihi de az sonra söyleyeceğiz. Kendine zaman ayırmayı lütfen ihmal etme. Sevgili Boğa ne yapıyor? Yerindeki... 22 Mayıs çarşamba günü lütfen diyete başlayın. Bütün burçlar. Bütün burçlar. Değil mi? Eğer ki kilolarınız varsa bu dolunayın. İlk haftası da oluyor, çarşamba günü, 22 Mayıs çarşamba Peki. günü. Peki, boğalar ne yapıyorlar? İş yerindeki gerginlik sizi fazlasıyla etkileyecek sevgili boğa. Kendinizi geliştirme çabalarınız ilgiyle izleniyor. Hayatınızın daha kolay olması yine sizin elinizde. Ee, bu hafta Nuray'ın size spotu şöyleydi, başkalarının acısını sakın kendi acın yapma dedi sevgili Nuray evet. sayarım İkizler için de söyledi. İş yerinde gelişime açık hissedebileceğiniz bir gündesiniz. İlişkiniz sizi ara sıra çıkmaza sokuyor. Önleminizi alın. Gıda zehirlenmelerine karşı ikizler burcuysan aman dikkat. Özellikle sevgili ikizlere ilişkine sakın sınır koyma dedi. Seviyorsan çık sevdiğini söyle. Açık sevdiğini tezle. itiraf et. Ne hissediyorsan onu lütfen dile getir dedi. Yengeçler ne yapıyorlar? Duygusal dünyanızdaki sallantı yengeç üzülerek söylüyoruz ki devam ediyor. Özel yaşantınızdaki olumsuzluklar sizi güçlendiriyor. Tamam olumsuzluk yaşıyorsunuz ama bu sizin güçlenmenize sebep olacak. Duygusal anlamda biraz daha sakin olursanız bu zorlukları daha kolay atlatırsınız. Yengeç için spotu ne oldu biliyor musunuz? Eğer Eşiniz, çoluğunuz, çocuğunuz, komşunuz, arkadaşınız size böyle her zamankinden farklı davranıyorsa sakın alıngan olma. Hatta niye böyle suratına asık falan diye ona sorma dedin değil mi? Evet, Özellikle kesinlikle. yengeçlere bu konuda uyardım. Aslanlar ne yapıyorlar? Aşk hayatınızdaki bunalımdan çıkmak biraz zor. Ama hiçbir şey için geç değil. Her an o adımı atmalısınız dedi. Mantığınızla karar verirseniz kazanan siz olacaksınız. Sezgileriniz sizi yalnızabilir. Sezgine çok güvenme. Dolayısıyla bu hafta sezgini bir kenara bırak sevgili Aslan mutlaka aklını dinle dedi. Yani Şuranla hissettiğinde hareket edersen aslan burcu olarak bu hafta Kaybetmez, gerçekten güzel kazanırsın. günler seni bekliyor. Sevgili Başaklar için de söyledi. Bugünden itibaren sevgili Başak üzülerek söylüyoruz ki sıkıntıların birazcık daha artacak. Çelişkili baktığınız sizi düşündürmeye devam edecek. Çelişkili baktığınız konular. Aşk hayatınızda yeni bir döneme giriyorsun ama seni hiçbir şey yıldırmasın sevgili Başak. Başaksan lütfen burayı çok iyi dinle. Senin hayatında bu hafta hüzün yok, değişim var. Yani değiştirdiğin hiçbir şey için hüzünlenme. Diyeceksin ki hayatımda hüzün yok, değişim var. Teraziler ne yapıyorlar? Teraziler bu hafta küskün tavırınız aşk hayatınızı zedeleyebilir. Yani özellikle teraziler bu hafta ikili ilişkilerinde öyle hani e, raftan pamuk düşse küstüğümüz olaylar vardır ya bu hafta sakın onu yapma çünkü üzülen sen olursun. Çok i̇ş doğru. yaşamda bazı sorunlar, iş yaşamında bazı sorunlar yaşayabilirsin. Yeni kararlar, yeni girişimler için biraz sakin olman gerekiyor. Özellikle terazinin de bu haftaki spotu Kapris'ten uzak. uzaktır. Sevgili akrepler ne yapıyorlar? Artık duygularını gizleme dedi sevgili akrepe. Yeni kazançlara açıksın yeni fırsatlar var gözün aydın. İş ortamlarınızın şartları sizi biraz zorlayabilir. Sevgili Akrep sana da verdiği spot şuydu. Akrep sen sakın duygunu gizleme. Yaylar ne yapıyorlar? İlk adımı bu hafta atıyorlar. Aşklarını belli ediyorlar. Bu hafta yaylar ilk adımı atıp ilk sevdiğini söyleyen ilk o hani ışığı yakan sen olursan gerçekten senin için güzel bir hafta olacak. Çok güzel olacak. İşlerinizdeki beklentilerinizi yüksek tutmayın. Parasal konularda daha tutumlu olmayı öğrenmelisin. Özellikle bu hafta sevgili Yay enerjini yüksek tut. Bütün güzellikler sana gelecek. Oğlaklar için güzel bir spot verdi ama önce başlıklara bakalım. Akşam saatlerinde partnerin sana çok güzel bir sürpriz yapabilir. İş arkadaşlarınızla tartışmaya sakın girmeyin. Maddi anlamda sarsılmamak için riskleri ortadan kaldırmalısın. Ve oğlak bu hafta sen kararlı olmalısın. Kararlı olursan çok şey kazanacaksın. Kova için ne söyledin? Kendinize yeniden bakmaya başladın sevgili Kova. Seni tebrik ediyorum dedi Nuray Sayar'ı. Aşk hayatınızda riske girebilirsin. Aman dikkat. İş hayatınızda beklenmedik gelişmeler var. E, sevgili Kova bu haftaki spotun ne biliyor musun? Korkusuz ol, cesur ol, kapat gözünü. Ne işe girmek istiyorsan devam et dedim. Korkma hiçbir şeyden. Sevgili balıklar için ne söyledi? Sevgili balık bu hafta çok duygusalsın, çok hassassın, çok incesin, çok naifsin. Bunun için çok dikkat etmen gerekiyor. Çünkü bu duygusallık senin bütün hayatına yansıyabilir. Partnerinize karşı dikkat et. Çünkü çok duygusal olduğun için beraberinde çok alıngan olabilirsin. Partnerin bu konuda... Umarsız olabilir. Yaşadığınız bazı problemler sizi işinizden soğutabilir. E tabi iş hayatında daha doğrusu özel hayatında o kadar büyük çalkantılar yaşarken bunu iş hayatına da yansıtırsan iş hayatında da problem yaşayabilirsin. Ne olur sevgili balık bu haftayı özellikle biraz duygusallıktan arınarak geçir, geçir. dedi. Ne kadar sürecek balıkların Yaklaşık bu durumları? Yaklaşık bir 10 gün. 10 gün. Yaklaşık bir 10 gün. 10 gün süreyle sevgili balık duygusallıktan uzak kalırsan hem iş hayatın hem aşk hayatın etkilenmeyecek Kesinlikle. dedi sevgili Nuray Sayarı. Şimdi çok güzel bir ritüel vereceğiz. Evet. Öncelikle onu söyleyelim. Ritüelimiz değil Nuray. Sen istersen söylesiniz. Ritüelimiz bir asma yaprağı. Şimdi burada kaç yaprak var? 1, 2, üç, dört, beş. Beş tane evet. asma yaprağı var. 5 tane de küçük beyaz kağıt. Ve Hazırlayın kırmızı kalem, beş asma yaprağı, beş küçük kağıt ve bir kırmızı kalem. Hazırlayın geliyoruz. Niçini Az sonra söyleyeceğiz. İşte dilek kağıdımız var. Üst üste koyuyoruz. Bunu niçin yapıyoruz? Ama onu söyle. Doğum ayrı tüeyelim. Tamam. Yani Yeşil, para Murat'tır. Tamam. Bak ben ne yazdım? Seyirciye gösteriyoruz Nuraycığım. Para yazmışsın. Aşk yazdım. Aşk yazmışsın. Sağlık yazmış. Huzur yazmış. Ve güven. Ve güven. Siz bu beş kağıdı dilediğiniz Siz gibi Siz ne doldunuz. istiyorsanız beşini de ayrı ayrı yazıyorsunuz. En uçtaki... Ah, çok özür dilerim. En mi? uçtaki... Aldım. En uçtaki dala koyuyorsunuz. Bakın buraya. Sonra birleştiriyorsunuz. Sonra diye üçüncüyü. Sonra dördüncüyü. Sonra beşinciyi. Ayın on dokuzunda akşam yapıyorsunuz bunu. Bir dahaki dolunaya kadar... Bir dahaki dolunay akrebe gelene kadar bizden duyacaksınız. Bunu bir rafın üzerinde saklıyorsunuz. Bir dahaki dolunay akrep'te doğduğunda oradan alıyorsunuz, önce okuyorsunuz neler olmuş. Ondan sonra yakıyorsunuz efendim. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bizden bugünlük bu kadar. Siz...